yıllar geçtikçe rekabet artıyor ve özellikle Alman markaları birbirlerinin ne yaptığını yakından izlemeye devam ediyor. Bunun son örneği pazarın niş oyuncusu BMW 6 serisi Grand Coupe. Bu modelin amacı rakipleri Mercedes-Benz ve Audi'nin CLS ve A7 ile yakaladığı başarıyı yakalamak ve bu pazarda eksik olmamak. Mercedes-Benz'in ortaya çıkarttığı lüks kupe formlu sedan trendi gittikçe büyüyor. Audi A7 ve Porsche Panamera'nın da yarıştığı bu segmentte aracı bulunmayan BMW sonunda adımını attı. 2010 Pekin Motor Show'da sergilenen konsept Grand Coupe'nin seri üretim hali olacak 6 Grand Coupe modeli tanıtıldı. Konsept araca sadık kalınarak hazırlanmış model ismini aldığı 6 serisinin bir üyesi olduğunu her noktasından belli ediyor. 5007 mm'lik uzunluğuyla 6 serisi kupeden 111 mm daha uzun olan modelin arka koltukta yolculuk edenler için sunduğu alan da artmış. 1894 mm genişliği ve 1392 mm uzunluğuyla Grand Coupe, BMW 5 serisinden 102 mm daha uzun ve 34 mm daha geniş. Arkadaşımız Alptekin Işıkalp 6.42 Grand Coupe'yi Sicilya'da güneşli bir havada test etti. Sayın seyirciler, BMW'nin 6 serisi yeni Grand Coupe için İtalya'nın Sicilya adasındayız. Bu güzel otomobili sizler için test edeceğiz. ...640i Grand Coupe tasarımıyla bakışları üzerine toplayan bir araç. Yalnız tasarımcıların coupe araçları neden sedan formatında, belki de tam tersi, yani sedan araçları coupe formatında sunmaya çalıştıklarını pek anlamış değilim. Coupe isteyenler gerçek bir coupe alsınlar, sedana ihtiyacı olanlar da sedan. 6 Grand Coupe 5, 6 ve 7 serilerinin gerçek bir karışımı. Markayı yakından takip edenler bilir, GT serisi de X6, 7 ve 5 serilerinin bir karışımıydı. Sanırım tasarımcılar yeni açılımlar yapmak için segmentleri kombinlemeyi uygun görüyorlar. Ön, arka ve profil çizgilerine baktığımızda 5 ve 6 serilerini anımsatsa da, sürüş hissiyatı ve komple incelediğinizde 7 serisini temsil ediyor. Aracın uzunluğu 5 serisinden ziyade 7 serisine daha yakın, ancak lastik genişliği 5 serisine eşit. Önden bakıldığında Grand Coupe'nin stili 6 serisi coupe ve üstü açılır modelle aynı. Fakat otomobilde daha uzun ve daha düz bir tavan yapısı, kayda değer B sütunları ve 2 tane arka kapı bulunuyor. Araca daha coupe benzeri bir stil kazandırmak için 4 kapı da çerçevesiz bırakılmış. Yedek lastiği bulunmayan aracın 460 litrelik bagaj hacmi 4 kişinin bagaj ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır. Aracın tasarımı ve özelliklerinin yanında asıl merak ettiğimiz konu, Sicilya'nın kaygan yollarında nasıl bir performansla karşılaşacağımızdı. Üç farklı motor seçeneğinin sunulduğu araçta 3 litrelik sıralı 6 silindirli 640i turbo beslemeli motor tercih edebileceğiniz ilk seçeneklerden biri. 320 beygirlik bu araç 450 Nm tork üretiyor. Öte yandan 650i çift turbolu modelde ise 4.4 litrelik 450 beygir gücünde ve 650 Nm tork üreten bir motora yer veriliyor. Bu motor sayesinde araç maksimum saatte 250 km hızlanıyor ve 4.6 saniye gibi kısa bir süre içerisinde 0 ile 100 km arası hızlanmayı tamamlayabiliyor. Sunulan diğer seçenek ise 3 litrelik 313 beygirlik 640D motoru. 630 Nm torka sahip dizel motorun kullanıldığı otomobil 5.4 saniye içerisinde 0'dan 100'e hızlanabiliyor. 3 motor seçeneğinde de yer verilen 8 silindirli otomatik şanzıman araca dair detaylar arasında yer alıyor. Görünüm açısından 6 serisi coupe modellerine göre daha uzun bir tavan kullanılmış. İç dizaynı ise diğer modellere göre sürücü ve yolculara daha geniş bir alan sunuluyor. Firmanın 4+1 olarak tanımladığı sistem sayesinde arkada yer verilen 3. bir emniyet kemeri sayesinde arkaya binen 3. kişi de güvenle yolculuk yapabiliyor. Günlük kullanım şartları dikkate alındığında şasi, direksiyon, şanzıman veya motor hakkında tek bir olumsuz eleştiri yapmak mümkün değil. Alman üretici tüm bu unsurları çok iyi bir şekilde harmanlayarak 640i Grand Coupe'yi ortaya çıkarmış. Gerçi böyle olacağını daha start düğmesine basmadan da tahmin etmek zor değil.
Aracın eleştirilebilecek yanı geri görüşü zorlaştıran arka cam tasarımı. Ayna ayarını yapmak ve ideal pozisyonu bulmak biraz zor. 6 serisinin en dikkat çeken ve beğeni kazanan yanı belki de iç tasarımı. Grand Coupe'nin iç mekanında kullanılan parçalar 6 serisi kupeden alınmış. Modele özgü bazı kaplamalar da mevcut. Kokpit hiçbir zaman şimdi olduğu gibi sürücü odaklı olmamıştı. Önde yolcu tarafındaki yüzeylerin ve derilerin konfor için daha yumuşak seçilmiş olması da güzel bir detay. Sürücü tarafı ise pilotu daha iyi tutmak için biraz daha sert. Önde uzun boylu bir sürücü otursa bile arkadaki yolcular için yeterli diz mesafesi var. Kaldı ki ayaklarınızı koltukların altına doğru kaydırmanız da mümkün. Sonuç olarak 6 serisi Grand Cabrio'yu ister şoförle ister kendiniz kullanın, keyif alacaksınız. Ama böyle bir otomobili şoföre bırakmak ister misiniz onu bilemeyiz.